Değerli hazırı saflarımızı ayak parmak ucundan hiza alarak düzeltelim inşallah. Saflarımızın sık ve düzgünlüğü Allah-u Teala'nın katında namazımızın kabulüne işarettir inşallah. Değerli cemaat, şadırvanın içine doğru da saf tutabiliriz. Oraya yer açalım inşallah. Çarpeyi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, muazzez, aziz, temiz ruhu tayyibeleri için ve bilhassa Hakk'ın rahmetine kavuşan duaya muhtaç olan merhum Turan Selçuk Öztürk Beyefendinin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مولا جنجشتا حق رحمتنا قوشان مرهوم Turan Selçuk Öztürk Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat-ı tefzil eylesin. Merhumu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Merhumun dünya hayatında çekmiş olduğu dertleri, kederleri, sıkıntıları, hastalıkları bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu günahlarının hepsine kefaret eylesin. Bizleri de iki cihanda aziz eylesin. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna lillah ve inna ileyhi raci'un. Sadakallahul azim. Değerli hazirun, okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Allah-u Teala Hazretleri Allah'tan geldiniz. Yine dönüşünüz hiç şüphesiz ki Allah'a olacaktır buyurmaktadır. Biz insanoğlu bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Ama bizler ne zaman, nerede, hangi şekilde, hangi saatte ve hangi hal üzere öleceğimizi bilemiyoruz. Bir gün sevdiklerimizden ayrılacağız. Bir gün yaptıklarımızın karşılığını vereceğiz. Bakın sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel buyurmuş. Yaşa, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Fakat ama unutma ki bir gün öleceksin. Sev, kimi sevmek istiyorsan onu sev. Sev ama unutma ki bir gün ondan ayrılacaksın. Davran, nasıl davranmak istiyorsan öyle davran. Davran ama unutma ki bir gün karşılığını göreceksin buyurmaktadır. Yüce Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e yaşarken İslam üzere yaşamayı, sevdiklerimizi Allah için sevmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Merhum Turan Selçuk Öztürk abimiz son yolculuğuna çıkmadan önce siz sevdiklerinden, sevildiklerinden, komşularından bir hüsnü şehadet, bir de hak helalliği talep etmektedir. Tanıyanları, bilenleri olarak sizlere sormak istiyorum. Merhum Turan Selçuk Beyefendi'yi hali hayatında kemali sıhhatindeyken Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a inanmış, iman etmiş. İyi bir Müslüman, iyi bir beyefendi ve iyi bir komşu olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Yüce Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Ahirete mütallik olan bütün maddi, manevi ve komşuluk haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden bir dahi helal ediniz. Helal olsun. Yüce Rabbim yapmış olduğunuz hüsnü şehadetinizi ve akıllerliklerinizi yüce katında kabul eylesin. Amin. Geride bırakmış olduğu aile efradlarına, sevdiklerine, sevildiklerine sabrı cemil, ecri cezil ihsanıyla hep sırat-ı müstakim üzere gitmelerini